Oğlum şunlara bakın. Oo. Koray, sen iyice süper kahraman olmuşsun pelerin falan. Oğlum role gireceğiz diye o kadar abarttınız ki sonunda Romeo size girdi. Yani şöyle bakıyorum, gerçek hayatta da Romeo ve Juliet gibi takılıyorsunuz. Zaten sahnesinde yer aldığımız bir oyun değil mi hayat? Ha? Hem bizim aşkımızın yanında kim ki Romeo ve Juliet? Çok bayan. Oo vay be, şimdi de normalde de böyle konuşmaya başladılar, tam oldu. Belki de normal olandır böyle konuşmak. Sözlerin pek bir önemi yok. Önemli olan sevdiğine kavuşmak. Vay vay vay. Öyle ya, baktığım sensin. Ya gördüğüm bir ışık. Doğudan yükselen güneş değil bu parlaklık. Senin göz kamaştıran ışığın. Vay. Aşk gibi bir duyguya ağır gelmez umarım sözlerim. Benim her gün içinde kaybolduğum senin derin gözlerin. Ettiği lafa bak kendinden büyük koskoca. Aşk böyle bir şeymiş demek, anı yaşamak, bakmadan sonuca. Oo. Ve biraz daha geç kalırsak dersi almayacak Hayat Hoca. Selam. Hoş geldin. Yani beni buraya çağırmana o kadar şaşırdım ki. Ama çok da mutlu oldum yani, gerçekten. Aslında ben seni bunun için çağırdım. Demek çöpten alıp okudun. Lafı uzatmadan direkt anlatacağım. Ben seni ümitlendirmek istemiyorum. Birlikte olabileceğimize inanmıyorum ben. Ne kadar aptalmışım ben ya. Ben buraya ne hayallerle geldim, sen biliyor musun? O kadar mutluymuşum ki gözüm kör olmuş. Gerçekleri görememişim. Hangi gerçeği? Beni sevmediğin gerçeğini. Lütfen böyle konuşma. Nasıl konuşayım Gözde ya? Ha? Nasıl konuşayım? Ben seni gayet net anladım. Artık beni sevmiyorsun. Mesaj alındı. Artık bunun için endişelenmene gerek yok. Burak lütfen, amacım seni üzmek değil. Hiç önemli değil ya Gözde. Gerçekten hiç önemli değil. Seven insan zaten üzülmeyi göze almıştır. Bunu sen de, ben de gayet iyi biliyoruz. Ne kadar salakmışım ya. Ben buraya ne hayallerle geldim, sen biliyor musun? Böyle bir konuyu telefonda söyleyemezdim. En azından yüz yüze konuşmayı hak ediyorsun. Çok teşekkür ederim ya. Ya gerçekten çok düşüncelisin, biliyor musun? Müsaaden, ben gideyim. Umarım hayatında benden daha mutlu olabileceğin birini bulursun. Donar durur ezberler.
Yapamam Burak. Yapamam. Gözde. Burak, ben çok direndim. Dayanmaya çalıştım. Ama olmuyor. Ben sensiz yapamıyorum. Ben seni çok seviyorum. Ben de seni çok seviyorum. Başka birisine sorar gibi aşka diyemeden duramadım. Katsan beni de yanına alsan. Yakalansam da bırakmam kendimi yollara. Yeni baştan kaderimi yazacak bile olsam. Bize kalsa sonralar. Bakmam geride kalan içine. Bakmam hiç onlara. Bize kalsa sonralar. Bakmam geride kalan içine. Bakmam hiç onlara. Gelip alsan korkmadan aşktan geriye kalan kalbimi bana seni hatırlatan. Şimdi ne yapacağız? Hep böyle kalsak, sonsuza kadar hiç ayrılmasak olmaz mı? Keşke. Ya ben de böyle kalmayı çok isterim. Peki ablama ne diyeceğiz? Yani seviyorum diyeceksin. Aşkımızın önünde dağlar dize gelmiş, çöller engel olamamış. Sen mi engel olacaksın diyeceksin? Ya Burak, istemiyorum ama gitmem lazım. Ya ne olur ya, ne olur biraz daha kal. Eğer bu bir rüyaysa, ben uyanmak istemiyorum. Ya ben de uyanmak istemiyorum. Ama gerçekten gitmem lazım. Tamam. Tamam, tamam. Nasıl artık benimlesin. Beni bırakmayacak mısın? Ama ya biz birlikte görürlersen? Yani ablamı bir şekilde söyleyeceğim. Onun dışında da kim görürse görsün artık umurumda bile değil. Benim de. Zeynep, sana hala inanamıyorum yani. Ya ablam ciddiğini anlasaydı? Ya Gözde, dün akşamdan beri söyleniyorsun, tamam. Ya 40 kere söyledim, öyle icap etti. Ben de öyle yapmak zorunda kaldım. Ya neyse, ucuz atlattık. Ama bir dahakine önceden bana haber ver Zeynep. Tamam, tamam, tamam. Ya şimdi artık biraz sevinebilir miyim? Sonuçta yakında albümü çıkacak bir şarkıcıyım. Ya inanamıyorum hala Gözde, inanamıyorum yani. Ya ben senin adına çok sevindim Zeynep. Ay, avans verdikleri parayı bir görsen inanamazsın yani. Ay bu arada ben onu Onur'a getirecektim, unuttum evde. Ne haber aşkım? Aşkım mı? Bir dakika, bir dakika, bir dakika. Ya ben ayılamadım mı acaba daha? Hayır, biz barıştık. Ve sen bana bunu dün söylemedin. Neden acaba? Ya inanmıyorum, saklamıyorsunuz da. Seni gördüm, daha iyi oldu. Bu arada ablanla konuştun mu? Ya yok, daha konuşamadım ama en kısa zamanda konuşacağım. Benim albümüm çıkıyor, siz barıştınız. Allah, bugün çok güzel bir gün. Lan, Ronaldo gol attığında haberimiz mi yok oğlum?
Sakın bundan bahsetme. Paradan da bahsetme, sürpriz yapacağım. Ne öyle fısır fısır konuşuyorsun? Çok güzel haberlerimiz var. Ya bence senin albümden daha bomba bir haber yoktur. Var, var. Burak ve Gözde barışmış. Harbi mi? Evet. Ya var ya, çakalsınız siz ya. Gelin ben. Çok iyi oldu bu. Müstahak abi. Ya Müstahak abi, senin bir sıkıntın varmış. Ah be Aragaz. Hemen herkese yayıp beni rezil edip benimle eğlenmek mi niyetin ya? Ben gidiyorum. Abi. Müstahak abi. Bir dur ya. Abi. Ya bir dur. Biz sana destek olmak için toplandık. Aynen abi. Somali'ye giden yardım konvoyu gibi biz sana yardıma geldik. 10B SOS komandolarıyız biz. Nasıl olacak o anlamadım. Zaten senin dediğini hiç anlamadım. Ya biz senin derdine derman olacağız. Aynen abi. O iş bizde. Müstakbel kayınbabama rezil olmayacak mıyım yani? Eğer bizi dinlersen rezil olmayacaksın abi. Sen şimdi söyle bakayım bana. Senin takım elbisen var mı? Benim yok ama Şerif'imin mutlaka bir yedeği var. Tamam abi, süper. Sen şimdi o takım elbiseyi giyiyorsun, geliyorsun. Niye? Vay! Oğlum saçmalama. Çünkü bugün de sen onun yediği olacaksın. Onu oyundan alacağız, seni sahaya süreceğiz. Şimeli konuşan benim, dedikleri de anlaşılmayan sizsiniz. Yani seni kayınbabana müdür gibi göstereceğiz. Biz de sana müdürmüşsün gibi davranacağız. Yani o gidene kadar. Değil mi valla? Becerebilecek miyiz? Becerebileceğiz, becerebileceğiz. Hadi sen git giyin. Hadi. O zaman ben gidiyorum. Hadi. Abi. Süper abi, tamam ayarladık. Abi din Aragaz. Abi siz de buralarda olun. Etrafı kontrol edin. Eğer adam falan gelirse oyun bozulmasın. Biz de. Tamam bizde, sen rahat ol. Hadi. Ben yukarıda beklerim. Buradan gelmez adam. Ya ne güzel oldu ya. Hayat Hoca bizi buraya getirdi. Yoksa böyle güzelliklerin farkına varamayacaktık hiç. Ya iyi de Hayat Hoca da bazı güzelliklerin yaşanmasına engel oluyor. Ya abi hepimizin derdi var yani. Bari burada rafa kaldıralım şu dertlerimizi. Ya iyi de abi, mesela grupta yanlışlıkla Gözde'yle yan yana gelsek ben yine Hayat Hoca'ya bakıyorum yani, kızacak mı, bir şey diyecek mi diye. Ya Burak haklı. Yani sürekli diken üstündeyiz. Şu konuyu biraz konuşalım mı biz? Konuşalım. Yani iyi olur, hem bizim de onlarla konuşacaklarımız var. Görüşürüz o zaman. Görüşürüz. Sana bu kadar yakınken aynı zamanda uzak hissediyorum kendimi. Burak, ben de gece gündüz bunu düşünüyorum. Yani kaç kere ablamla konuşmaya çalıştım. Ya keşke konuşsaydın. Ya daha beter olmasından korktum. Ya en azından böyle gizli gizli bile olsa buluşabiliyoruz. Birbirimizin elini tutabiliyoruz. Bunların olamamasından korktum. Oo gençler. Ne konuşuyorsunuz böyle fısır fısır ha? Ya biz şey diyorduk ya, şu ateşin başında akşam Onur gitar çalsa, şöyle şarkı söylese falan. Güzel olmaz mıydı? Ha. Ya Nedim, tamam. Rahat bırak çocukları. Tamam, hadi bakalım, hadi, hadi. Ya şu halimize bak ya. Yani Hayat Hoca yüzünden millete de yalan söylemek zorunda kalıyoruz. Ya biraz daha sabret sen de. Sabredemiyorum Gözde. Yani baksana, cennet gibi bir yerdeyiz. Benim melek gibi sevgilim yanımda. Yani Hayat Hoca'ya söyleyemediğimiz için gerginim. Ya merak etme, bir yolunu bulacağız. Kendini kasma bu kadar. Bu böyle olmayacak Gözde. Bak ben gideyim, Hayat Hoca'ya her şeyi anlatayım, ikimiz de rahatlayalım. Ya Burak saçmalama, şimdi olmaz. Hocam. Canım. Ne yapıyorsunuz? Aman yaba notlarını temizliyorum. Bir şey yapmıyorum. Canım. Oh afiyet olsun. Oh yana. Tamam. Ya ben sizinle şu oyun hakkında konuşmak istemiştim. Romeo Juliet. Biliyorsunuz ailelerin karşı çıktığı bir aşk yaşıyorlar. Tabii sonu da... Hüsranla bitiyor. Aynen öyle. Burak, Sevda ablamla ne konuşuyor? Allah, bilmiyorum ama bize bakıp bakıp duruyorlar. Ya bizi öğrenmiş olmasınlar. Yok canım, Onur'la Zeynep'ten başka biri bilmiyor ki. Böyle birbirini tutkuyla seven gençlerin arasına girince sonra hep hüsranla bitiyor değil mi hocam? Yani
Daha çok rastlayacaksınız böyle sonu acıyla biten hikayelere. Daha çok okuyacaksınız, belki yaşayacaksınız. Hocam biliyor musunuz? Böyle acılar bir tek edebiyatta güzel oluyor. Gerçek hayatta sadece derin yaralara, büyük acılara sebep oluyor, o kadar. Sen bana bir şey mi söylemeye çalışıyorsun? Ay yok, ben size bir şey demek istemiyorum. Öyle konuşmak istedim sadece ben. Öyle mi? Anladım ben seni. Akıllı bıdık. Hadi yürü, işine gücüne bak hadi. Tamam, kolay gelsin. Sevda bizi ispiyonlamış olmasın? Gözde, bir gelin bakayım. Hadi sallanmayın, hadi. Topladınız mı yumurtalarınızı? Topladık hocam. Aferin, iyi bakalım. Tamam, bu zamana kadar evet yanlışlar yaptınız, delice hareketler. Beni delirttiniz, kızdırdınız, üzdünüz. Ama görüyorum ki zaman içerisinde duruldunuz, akıllandınız, olgunlaştınız gibi görüyorum. O yüzden de size koyduğum yasağı kaldırıyorum. Gerçekten mi? Aman yumurtalar, yumurtalar. Ama bu yine delice ergenlikler yapmanız için verilmiş bir izin değil. Arkadaşlığınızı yaşayın, birbirinizi tanıyın diye. Güzel şeyler deneyimleyin, birbirinizi tanıyın. Sınıftaki diğer arkadaşlarınız gibi zamanınızı güzel şeyler yaparak geçirin. Hayatı deneyimleyin, olur mu? Sağ ol abla. Hocam inanın bize, bundan sonra sizi hiç üzmeyeceğiz. İnanın bize, gerçekten. Tamam, size güveniyorum. Aşk meselesine gelince de bence çok acele etmeyin. Benden size tavsiye, çünkü insanlar şekil ağda görüldüğü gibi birbirini iyi tanımadan bir şeyler yaşadığında sonu yine hüsranla bitebiliyor. O yüzden siz koşturmayın. Birbirinizi iyi tanıyın, olur mu? Bana değil, Sevda'ya teşekkür edin bence. Çünkü o benim kafamı açtı, bu konuda düşünmemi sağladı. Hadi bakalım, gidin işinize gücünüze bakın, hadi. Sevda, ablama ne dedim bilmiyorum ama çok teşekkür ederim. Ödeştik yani, öyle mi? Sen de bana Juliet'i bıraktın ya, unuttun mu? Ne oluyor burada, ne yapıyorsunuz? Hiç. Hadi gelin, rafta gireceğiz. Hadi. Aa, hadi ya. Kısmet değilmiş demek ki. Aynen abi. Bak hoca yokmuş. Hadi gidelim. Bir dakika ya. Nereye arkadaşlar? Ya abi, Rafting öğretmeni yokmuş işte. Bak izinsiz yani. Ya bir şey söyleyeceğim. Elimizde un var, yağ var, şeker var. Siz helva yapmayalım diyorsunuz. Bu nasıl iş? Ya Koray, malzemeleri izinsiz kullanamayız. Ya ben onları hallederim, merak etmeyin. Yeter ki beraber Rafting yapalım işte. Gelmişiz buraya. Yok abi ya. Biz Hayat Hoca'ya söz verdik. Böyle tehlikeli şeyler yapamayız artık. Ya evet, söz verdik. Ayrıca bakın, hocası da yokmuş. Çok tehlikeli. Siz de yapmayın. Tehlikeli mi? Ne o? Korktunuz mu yoksa? Ha? Oğlum korkmakla ne alakası var ya? Bak yazıyor işte, rafting öğretmeni olmadan izin yokmuş. Koray, vaz mı geçsek acaba ya?
Ya Sevda, ben sana bu heyecanı yaşatmadan buradan gitmeyeceğim. Beraber rafting yapacağız bugün, o kadar. Siz de geliyor musunuz, gelmiyor musunuz? Söyleyin. Gelmiyoruz. O zaman size büyük bir görev var. 200 metre ileride bir yer var, tamam mı? Oraya gidin. Biz rafting yaparken bizi telefonla çekin. He? Tamam. İyi, hadi biz de gidelim. Gel, gel, gel. Buraya, gel, gel. Üstümüzde şey yaşayacağız, gel. Ya, yapacağız, yapacağız. Bir şey yok. Kur'an yapacağız abi. Gelmişsin. Gel. Hayat Hoca'ya haber ver. Ben onları biraz da aramaya devam edeyim. Koş, koş, koş. Koray! Sevda! Nerede? Şehir müdürü nerede ya? Arkadaşlar hadi yardım çağırmamız lazım. Telefon. Ya telefon çekmeyin. Telefon. Telefon. Koray! Sevda! Ya ne olur kıyı ya, çıkmış olun ya. Ya hoca geldi. Hocam. Ablacığım Sevda. Çocuklar bir dakika, bir teker teker konuşun. Sakin, ne oluyor? Abla, Sevda ile Koray nehirdeler. Ne diyorsun? Ya eğitmen olmadan rafting yaptılar. Biz yapmayın dedik ama Koray bizi dinlemedi. Sonra botları devrildi, birden kayboldular nehirde. Ne diyorsun Gözde? Hadi hemen bizi oraya götür Gözde. Çabuk. Bu taraftalar. Hayır, bir dakika, bir dakika çocuklar, bir saniye. Şerif Bey bulun. Jandarma çağırsın hemen. Siz de hiçbir yere kıpırdamıyorsunuz buradan, anlaşıldı mı? Ama hocam. Hayır, hayır. Durun burada, bekleyin. Başımıza yine ne işler açtın oğlum sen? Sevda! Buran sesi değil mi bu? Bu taraftan geldi galiba.
Yavaş! Burak! Burak! Burak, neredeler? Cerrah abi, hocam birden gözden kayboldular ya. Nasıl kayboldular? Sevda birden devrildiler. Sonra biz onları kurtarmaya çalışıyorduk. Koştuk peşlerinden ama... Gözden kayboldular. Siz ne diyorsunuz çocuklar? Tamam, sakin olun. Can yelekleri var, kaskları var. Hemen kötü düşünmeyelim ne olur çocuklar, sakin olun. Hocam ben seslendim. Seslendim ama duymuyorlar ki. Tamam bir tanem bak, su sesini duyuyor musun? Su sesi bütün sesleri bastırır, o yüzden duymadım. Merak etmeyin, kötü düşünmeyin hemen ne olur. Tamam. Siz akıntı yönünde devam edin. Jandarmayı aramayı unutmayın, tamam. Hayat biz de buralara bakın oğlum. Tamam. Hadi. Cerrah. Hı. Bu ne? Sevda'nın montu mu? Ya onlara bir şey olduysa, ha? Ya onlara bir şey olduysa ben ne yaparım? Hayat Koray bu hayattaki tek dayanağım benim. Cerrah bir sakin ol, ne olur saçma sapan konuşma, tamam? Bulacağız onları, bir şey olmayacak, merak etme. Pes etme hemen. Doğru söylüyorsun. Benim tanıdığım Koray kolay kolay pes etmez. Tamam. Sevda da güçlü kızdır. Yürü arayalım, yürü. Akıntıya kapılıp sürüklenip gittiler işte. Suç bizde. Baştan böyle bir şeye binmelerine izin vermeyecektik. Arkadaşlar saçmalamayın ya. Böyle bir şey olacağını nereden bilebilirdiniz? Ne yani şimdi? Koray ve Sevda. Siz ne dediğinizin farkında mısınız ya? Arkadaşlar öyle bir şey olamaz. Olmuş işte. Hepsi senin yüzünden lan. Allah bilir Koray'ı da sen kazanıyorsun. Sen yalan mı? Koray bu herife gördüğü zaman kırmızı görmüş, boğaya dönüyor. Sen yanında olmasaydın belki de başına bunlar gelmeyecekti. Ya sen ne saçmalıyorsun Tarhan? Kim bilir böyle bir şey olabileceğini? Bırakın. Bana bak. Eğer Koray'ın başına bir şey gelirse hepinizden hesabını sorarım. Ne diyor bu ya? Kimden neyin hesabını soracakmış? Bariyer. Ya ne yapıyorsunuz ya? Bilmiyor musunuz sanki Tarhan'la Koray kardeş gibi? Ya saçmalamayın arkadaşlar. Sinirleri bozuldu sadece, normal. Farkındasınız değil mi? Ya arkadaşlar ben böyle kafayı yiyeceğim. Gidelim arayalım, bir şey yapalım. Ya Hayat Hoca bir yere kaybolmayın demedim Aragaz. Biz kaybolalım, bir de bizi mi arasınlar? Durum net mi net? Abi kurtulamadılar işte ya. Kurtulamadılar ya. Burak sen nasıl böyle konuşabiliyorsun? Ya Gözde sen de orada değil miydin ya? Olanları görmedin mi? Bunca zaman bulunamadılarsa kesin başlarına bir şey geldi. Abi Allah aşkına şöyle şeyler söyleme. Ya, umudumuzu kaybetmeyelim. Evet, bizim dualarımıza ihtiyaçları var şu an. Hocam! Bir haber var, bir haber varmış. Hocam bir haber var. Nasıl Koray? Yok çocuklar, hala bir haber yok. Cerrah, bir haber var mı? Maalesef yok çocuklar. Abi nasıl haber olmaz? İyi ya da kötü bir haber olması lazım. Çocuklar yok. Jandarma ekipleri aramaya devam ediyor. Arama kurtarma ekipleri devam ediyor ama şartlar çok güç. Yok maalesef. Hocam ne olur bulunsunlar ya. Artık sağ salim dönsünler aramıza. Hepimizin dileği bu Burak. Ama bak bir şey oldu da bize mi söylemiyorsun? Yavrum niye öyle bir şey yapayım Gözde? Yani şu anda beklemekten başka yapabilecek hiçbir şeyimiz yok çocuklar. Olsa ben yapmaz mıyım? Burada durur muyum böyle? Şerif Bey nerede? Hocam köyde kurulan verme kurtarma merkezinde gelişmeleri takip ediyorlar.
Siz bir şey yediniz mi? Yok hocam, biz aç değiliz hocam. Aç kalmayın lütfen, tamam mı? Ben o törene katılamam arkadaşlar. Yok vallahi ben de katılamam. Biz ne kadar kabul etsek de, etmesek de onları kaybettik. Ya kaç gün oldu? Her dakika bunu düşünüyorum ben. Yani kendime hala olanlar gerçek mi diye soruyorum. Ya sanki sınıfa gelince karşılaşacağız, ne bileyim koridorda göreceğiz, kavga edecekler de ayıracağız gibi geliyor bana. Arkadaşlar hadi. Bütün okul bahçede bir biz yokuz. Oğlum içimizden gelmiyor ki. Ya benim geliyor mu sanki bir oğlum? Bunları düşünmeden bir dakika bile duramıyorum. Ama orada toplanmamızın sebebi onlar. Onun için bizim de orada olmamız lazım. Hadi. Cerrah abi hala oradaymış. Yani ekipler aramayı bırakmış ama Cerrah abi adamlarıyla hala aramaya devam ediyormuş. Şerif'im tören için hazırız. Hocam ben şuraya kalın. Sevgili Gedikbaşı Anadolu Lisesi'nin kıymetli öğrencileri. Bugün burada hiç de hoş olmayan bir nedenden dolayı toplanmış bulunuyoruz. Bildiğiniz üzere 15 sınıfından Koray ve Sevda kardeşimiz ne yazık ki hala kayıp. Ama aramalar devam ediyor. Dualar devam ediyor. Umudumuzu kaybetmiyoruz çocuklar, Allah büyük. Bir de şunları gözüm görmesin, bakın yalvarıyorum, artık Koray ve Sevda aramızda değil gibi düşünmenizi istemiyorum. Onlar sadece kayıp, daha kötüsünü de düşünmek istemiyorum. Bir de ne olur rica ediyorum şu fotoğrafları yakalarınızdan çıkartın. Umudumuzu asla kaybetmiyoruz çocuklar. Her şeyi anlatacağım. Tamam. Hadi çocuklar. Hadi.
Evet. Şerif'im, ya bunlar şimdi yalnız geldiler ya, atlarının başına bir şey gelmiş olmasın? 50 lira üstü alışverişe verilen eşantiyon beyinli gereksiz ya. Lafa bak Allah aşkına. Oğlum şunları kaldırın hadi ya. Koray.